كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kadın erkek iç içe girdi. He? Düğünlerde sen Allah selamet eylesin. Kadın erkek karışık. Hoppala paşam, mal kara keşan. Göbek atıyorlar herkes. Şimdi 3 tane örnek vereceğim. Kimse kızmasın, kimse alınmasın, kimse darılmasın. İlk başta şuradan gireceğim abi. Misafirliğe geldi. İki çağdaş aile oturuyor. Şimdi bir tanesi dedi ki, senin şu kız var ya 12-13 yaşlarında. Senin şu kıza söyler misin? İç çamaşırlarla şöyle bir giyinsin de gelsin şurada böyle bir dans etsin. Ne der? Çağdaş bile olsa. Ne diyorsun lan sen der. Sen sübyancı mısın lan der. Yalan mı abi? Kızını çağır, iç çamaşırlarla gelsin şurada böyle bir hareket yapsın. Şimdi acayip geliyor örnek. Nereden bağlayacağız? Bugün 10 yaşında, 11 yaşında kızlar, küçük kız ya, günahsız ya. Rezil kıyafetlerle bale yapıyorlar. Biliyorsunuz bale o saçma sapan şey. Soyunmuyorlar mı? Yüzme yapıyor, soyunmuyorlar mı? Bütün dünya izlemiyor mu? Bütün dünya izlerken gururlanıyor baba. Değil mi? Milyarlar izleniyor, baba gururlanıyor. Benim kızım bak. Ulan her yeri ortada senin kızının. Her yeri ortada değil mi abi? Ortada. Gururlanıyor. Ama ne oldu? Senin kızı getir şurada bir bale yapsın. İç çamaşırı. İç çamaşırı değil mi abi onun üstündeki? İç çamaşırı. Ne farkı var? Her tarafı meydanda. Allah selamet versin. Ne oldu? Ne oldu abi? Ya bu işler böyle. Gelelim ikinci örneğe. Ay gençler toplandı diyelim. Senin şu kız arkadaşı bir çağırsana ya. Şu iç çamaşırlara gelsin şurada bir şöyle birkaç tur alsın. Ne diyorsun lan sen der. Adamı alnından vurmaz mı abi? Vurur abi. Sen şimdi kız arkadaşın evinin ortasında sergilemiyorsun. Denize gidiyorsun, kampa gidiyorsun. Kız iç çamaşırlarla sahilde yürümüyor mu? Yüzmüyor mu? Bunu binlerce görmüyor mu? Şeytan bizi kandırıyor. Şeytan bizi kandırıyor. Son örneğimi de veriyorum. Bunlar kafaya girsin diye anlatıyorum. Yani biraz mantıklı düşünce doğru değil mi abi? Şimdi iki tane aile, adam 30 senelik kapı komşusu. Geldiler misafirliğe. İşte falanca, isim vermiyorum şimdi. Falanca abi ya. Ona, yanındaki abi söylüyor. Senin anama söylesene şöyle bir daracık bir kıyafet giysin. Şöyle straplez mi diyorlar? Şöyle biliyorsun işte mini etekli boydan kıyafet her ne zıkkımsa. Şöyle giysin ya şurada bir şöyle bir erik dalı oynasın ya. He? Değil mi? Şöyle bir harman dalı oynasın şu evin ortasında. Biz de izleyelim böyle. Değil mi? Yenge oynasın biz de izleyelim. Ne olur abi? Cinayet işlenir. Cinayet. Yine bununla alakalı da geleceğim. Oraya da geleceğim. Cinayet işlendi bununla alakalı. Abi buna adam cinayet işliyor. Karısını süslüyor, püslüyor. Düğün salonunda pisin ortasına atıyor. Bin tane erkeğin içinde bu kadın halay çekmiyor mu abi? Çekiyor. Erik dalı oynamıyor mu bu kadın? Bu kadını 1000 kişi izlemiyor mu abi? Bu kadın her yeri meydanda değil mi abi? Sen orada nasıl izin veriyorsun da burada izin veriyorsun? Burada bir kişi geliyor. Zaten Allah'ı saymıyorlar onlar. Allah muhafaza. Allah görmüyor zaten bunları sanki. Burada sen 40 yıllık abine hanımını sergilemiyorsun. Orada 1000 kişilik el alemin bir sürü 1000 tane iti köpeği de var. Yok mu abi? Düğüne belki mahallenin yok görüyoruz yani mahallenin serserileri düğüne gidiyor ya ben de pasta yemeye geldim. Sen orada karını pazarlıyorsun kusura bakma. Orada karın senin milletin içinde dans ediyor. Bakılıyor kardeşim bakılıyor. Kimse inkar etmez. Herkes yaşadı bu işleri. Şeytan bizi bunlarla kandırıyor. Dikkat edeceğiz. Efendimiz'e sahabenin bir tanesi geldi. Dedi ki ya Resulallah benim kardeşimle erkek kardeşimle hanımımın aynı odada kalması nedir? Yani kalması derken bir şey yok ya sadece aynı odada kalır. Bir dakikalık, 5 dakikalık. Cevap. El cevap. Ölüm. Ne anladık buradan? Hiçbir şey. Çok güzel bir örnek vereyim abi. Bağcılar'da yani burada böyle hani haremlik selamlara çok da önem vermeyen bir aileden bir abi artık her neyse yani normalde de şey demiş yani içli dışlı. Bir gün işten geliyor, bakıyor hanımı ile kardeşi odada oturuyorlar. Normal yani biri orada oturuyor, biri burada oturuyor. Şey değil yani. Şeytan veriyor gazı. Bunlar ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Ne yaptı? Şeytan veriyor, 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 veriyor. Adam ailesinden, kendi ailesinden 9 kişiyi öldürüyor. Neymiş? Ölüm. Bitti. Kalmayacaksın.
Aynı odada caiz değil kardeşim. Bugün bunu anlatamıyoruz ya. Kadın erkek karışık. Yapmayın, yapmayın. İş yerleri zaten Allah selamet versin. Adam içe şey sekret alırken güzel mi diye bakıyor. Güzel sağlıyor. Çıplak sağlıyor. Niye? Gelen adama etkiler. Ya sen arkadaş tövbe yaşayacağım. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak ya. Ya zaten kadınların çalışması caiz değil kardeşim. Yazıyor 2, 2 daha 4. Hocam diksiyon düzgün falan. Heh, diksiyon düzgün bayan bilmem ne. Zaten diksiyon düzgün onlar genelde kendilerinde böyle süslüp püsüp öyle. Sanki kardeşim nereye geliyorsun sen? Koca beğendirmeye mi geliyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Ya var ya bu işlere hakikaten dikkat etmiyoruz. Çok sıkıntı ya. Kadın erkek geliyor tokalaşıyor öpüşüyor sarılıyor. Yapmayın kardeşim ya. Ben yaptım. Ne yaptım? Geçen geldi bir tanesi. Elini uzattı. Kürek gibi bıraktım havada. Elhamdülillah. Kürek gibi böyle kaldı eli. Ne oldu şey? Ya şimdi şeytan da ya ayıp oldu sen şimdi o kadının öyle eli havada kalsın. Kalsın kardeşim. O kadının eli kürek gibi havada kalmasaydı ben onun elini tuttuğum anda belki de Allah benim bütün ibadetimin hepsini sıfırlardı. Yapamaz mı? Yapar Allah. Ne dedik? Adamın bir tanesi sabah namazına gidiyor 40 sene. Buraya gidin dedi. 40 sene sabah namazına gidiyor. Bir sabah gidemiyor. Kalkıyor yataktan. Diyor ki şimdi cemaat diyecek ki bu adam nerede? Cemaat diyecek ki bu adam nerede? Allah ne yaptı? 40 senelik namazlarını sildi attı. Allah yapar. Allah Celle Celal her şeye kadir. Her şeye gücü yeten Allah. Allah her şeye kadir.